dereotlarımızı da koyuyoruz. Dereotunu yaptığımız hamurun içerisinde iyice saklamamız lazım. Neden diyeceksiniz? Çünkü dereotunun yanmasını istemiyorum. Hatta bazı böyle Instagram'da resimler var. Güzel diyor ki cevizli ekmek, güzel işte fındıklı bir şey falan böyle koyuyorlar. Geçenlerde bir baktım, gerçekten güzel gözüküyordu. Sonra bir büyüttüm. O fındıklar, cevizler falan ekmeğin üzerinde yanmış. Hmm dedim. Bu öyle olmaz. Burada zaten bir teknik olarak hatayı görüyorsunuz. Çünkü bu tarz malzemelerin yanmaması için ekmeğin içerisinde o gluten kısmında saklanması gerek. Saklansın ki o yüksek dereceli ısıya girdiğinde yanmasın. O zaman daha resminden işin lezzetli olup olmadığını da çok rahat bir şekilde algılayabiliyorsunuz.